Efendim haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Dün izlediğiniz Yozgat'ta 30 Mart yerel seçimlerine yönelik seçim çalışmanın nabzını tutarken Yerköy merkezde öne çıkan adayları ekrana getirmiştik. Evet, öne çıkan adaylarla ilgili ikinci günde de yine röportajlarımız sürecek. Röportajlar esnasında hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Yerköy ilçe başkanlığına sürpriz bir ziyarette bulunan efendim Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ve Yozgat milletvekiline denk geldik. Kendilerine çalışmalarını soracağız. Öncelikle il başkanından başlayalım. Ev sahibi olarak neler aktaracaksınız efendim? Efendim önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu seçimin ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel seçimler demokrasinin olmazsa olmazlarından bir ayağıdır. Ama bizim geldiğimiz süreçte maalesef biz sanki bir yerel seçim değil, bir savaşa gidiyor gibi bizi geriyorlar, ülkeyi geriyorlar. Değerli arkadaşlarım, seçimlerde bütün adaylar birbirinden değerlidir. O belde insanı yerel seçimlerde oy geçişkenliği yapabilir. Yerel seçimlerin özelliği, yerel seçimlerde insanlar partilerden daha çok adayın özelliğine, adayın kapasitesine, o ilçenin, beldenin sorunlarına ne kadar hakim olduğuna ya da güvendikleri insana oy verirler. Ama maalesef bizim yaşadığımız bu süreç sanki biz bir yerel seçim değil, bütün Türkiye'deki illerde, ilçelerde, hatta beldelerde bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı aday, bir tarafta da diğer beldenin, ilçenin belediye başkanı adayları gibi bir seçime giriyoruz. Bu ülkemiz açısından, milletimiz açısından hoş bir durum değil. Yani kendi gibi düşünmeyenleri ötekileştirerek, hain ilan ederek, terörist ilan ederek bir yere varmamız söz konusu değil. Bu ülkeye yazık ettiğimize inanıyoruz. Bırakın o belde yöre insanları kendi hizmet edecekleri adaylarını seçsinler. Biz de seçilen adayın hepimiz yanında olalım, ülkemize, ilçemize katkıda bulunalım. Bizim Yozgat'ta, Yozgat özelinde İYİ Parti ile ittifakımız, merkezde, ilde İYİ Parti ile ittifakımız var, birlikteliğimiz var. Bazı ilçelerde birlikteliğimiz var, bazen ilçelerde ve beldelerde de herkesin kendi adayı da var. Yerköy'de bunlardan birisi. Bizim Millet İttifakı olarak adlandırılan birlikteliğimizin adayımız Sayın Ferhat Yılmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti değil, bütün demokrasiden yana olan, ülkenin ülkesini seven, vatanını seven bütün insanların İttifak yapmasını istiyoruz. Bir desteklerini istiyoruz. Çünkü buna ihtiyaç var. Onun için biz Yerköy'de de İYİ Parti ile birlikte Sayın Ferhat Yılmaz'ı aday gösterdik ve Yerköy'ü alacağız. Evet, dediniz Sayın Başkanım. Döveceğim size ama Sayın Vekilime de soracağım. Aslında genel siyasete çok genel siyasete sizin girmenizi arzu ediyorum. Yani evet. Başkan dokundu ama değindi ama bu bir yerel seçim. Neticede biz belediye başkanlarını seçiyoruz. Evet. Oysa yukarıda siyaset sanki böyle genel seçim havasında. Neler söyleyeceksin bana? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçte seçime gidiyor. Yani siyaset dilinin alabildiğine kirlendiği, baskının, otoriterleşmenin yoğunlaştığı, demokrasinin ve cumhuriyetin sınırlarının her geçen gün örselendiği bir koşullarda seçime gidiyoruz. Bu seçim sıkıntılı bir seçim ama bu seçimi yalnız yerel bazda görmemek lazım. İşin doğrusu şu, iktidarın adaylarının alacağı her oy genel oyun da göstergesi olacak. Yani yerel iktidar ama genel oyun da göstergesi olacak. Onun için ben olaya hep genel anlamda yaklaşıyorum. Yani eğer halkımız, vatandaşlarımız iktidarın 16 yıllık uygulamasından hoşnutsa, memnunsa elbette iktidarın adaylarına oy vermeli. Ama değilse, muhalifse, yani insanlar hukukun üstünlüğüne inanıyorsa, demokrasiye inanıyorsa, cumhuriyete inanıyorsa daha farklı davranmaları gerektiğini de düşünüyorum ben. Onun için bu seçim
bana göre yerel iktidarın belirleneceği ama genel iktidarında ciddi şekilde uyarılacağı, ikaz edileceği, sarsılacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Artık takdir vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ve şimdilik diyeceğim bu kadar. Genel efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Vekil Kerem'e. Yavaş Kerem, size son olarak uzatacağımı ifade ettim. Sayın Vekil genel seçimi değerlendirin ama şimdi Yerköy'de iddialısınız. Evet. Yerköy'ün haricinde Yozgat genelinde böyle sizce ittifak adaylarının ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği ilçeler var mı efendim böyle? Var efendim. İsimler. Bizim Yozgat'ta 14 ilçemiz var. Merkez ilçe dahil. Biz bunun 3 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok iddialıyız ve seçimi alacağız. Neresi bu? Boğazlıyan'ı alacağız. Evet. Çandır'ı alacağız. Çayralan'ı alacağız. Ayrıca Millet İttifakı olarak birliktelikte de Yerköy'ü ve Yeni Fakılı'yı alacağız. Akdağ Madeni'nde iddialıyız ittifak olarak. Çekerek de iddialıyız ama kesinlikle alacağımız derseniz kesinlikle alacağımız yerler 5 ilçeyi şu anda kesinlikle seçim alınmış gibi gözüküyor. Evet. Ama seçim seçimdir. Bu bizi bir gevşemeye, bir tembelliğe itmemeli. Biz 31 Mart'ta Yozgat'ta, Yozgat hep Türkiye'de çok şeye öncülük etmiştir. Bu 31 Mart'ta da Yozgat, Mart'ın sonu bahar diyecek diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli il başkanımıza ve Sayın Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Efendim tabii seçimin nabzı sürüyor. Nabız giderek artıyor zaman daraldıkça. Biz diğer ilçelere de geçeceğiz. Bir sonraki konu ve konukla da görüşmek üzere. Bakalım yarın hangi Yozgat'ın ilçesinde olacağız.